Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Her pazartesi olduğu gibi bu haftada çok değerli konuklarımız var. Neler işleyeceğiz, kimler konuklarımız takdim edeyim. Birazdan Aetox kurucu ortağı Tuncay Dakdevir bizimle olacak. Özellikle tokenize edilmiş sanat eserleri. Şimdi bugün az önce de Ali Koç'la, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'la Burak Karagöz'ün yaptığı röportajda Paribu'nun Fenerbahçe üzerine çıkardığı token ve tabii ki buradaki piyasayı konuştuk. Bugün içerisinde oradaki blockchain teknolojisini de detaylı bir şekilde konuşacağız birazdan Tuncay Dakdevir'le. Sonrasında ise Yolda.com kurucu ortağı ve CEO'su Volkan Özkan olacak. Kendileriyle de yine teknoloji altyapısı aslında geliştirerek lojistik sektörünün dijitalleşme çabalarını ve buradaki yatırımları, startupları ele alacağız. Şimdi Tuncay Bey hemen gidelim. Aetox kurucu ortağı Tuncay Dakdevir'e kendisi de hazır. Hoş geldiniz Zeyna. Öncelikle biraz isterseniz bize Aetox anlatarak başlayın. Çünkü Bloomberg izleyicisi kripto paralara çok aşina ama tabii blockchain eşittir kripto para demek değil. Tokenlar daha farklı bir dünya. O yüzden sizden dinleyelim biraz. Merhaba Güzem Hanım. Tabii kısaca Aetox'u özetlemek istiyorum öncelikle. Aetox değerli sanat eserlerini blockchain üzerinde tokenize ederek kullanıcıların bu sanat eserlerine diledikleri miktarda yatırım yapabilmelerini ve bu yatırımlarını kolayca yönetebilmelerini sağlayan yeni nesil bir sanat yatırım platformu. Bu şekilde anlattığımda biraz anlaşılmaz oluyor. Çünkü Aetox teknolojiyi, finansı ve sanatı içinde bulunduran kapsamlı bir proje. Dilerseniz sizin sorularınızla devam edelim ya da ben kendimce açıklamaya çalışabilirim. Şöyle önce sanatın niçin bir yatırım aracı olduğundan bahsetmek istiyorum. Sanat en eski yatırım araçlarından biri ve değerli metaller ve gayrimenkulle birlikte de en güvenli alanlardan biri. Ancak yıllardır, yüzyıllardır bu çok kısıtlı bir kitle tarafından değerlendirilebilen bir yatırım aracıydı. Evet, kazançlı bir yatırım aracı ama burada problemler var. Kitleler buna dahil olamıyor. Aetox olarak biz seçmiş olduğumuz sanat eserlerini otantikasyonu ve komisyon durumunu da kontrol ettikten sonra, eksper onayı aldıktan sonra sanat eserlerini eksperlerin belirlediği fiyat üzerinden sigorta ediyoruz. Ardından bu sanat eserlerini temsil eden her sanat eserine özel olarak blockchain üzerinde tokenize ediyoruz smart kontratlar ile ve bunları kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Ön satış ve genel satış süreçlerinden sonra kullanıcılar diledikleri miktarda bu kıymetli eserlere yatırım yapabiliyorlar. Bu alanda şunu da söylemek istiyorum. Sanat piyasasında yatırım sınıfı dediğimiz sanat eserlerine ulaşmak şöyle de sıkıntı. Hem birikim istiyor hem de iyi bir sermaye istiyor. Kullanıcılar bunları değerlendirmek için aslında ya uzun yıllar para biriktirmek zorunda ya da Aetox'un sunmuş olduğu yani geleneksel piyasadan ayrışmış olduğu rahatça yatırım yapabilecekleri alanları seçmeleri gerekiyor. Dünya üzerinde bu arada Aetox modeliyle çalışan, aktif bir şekilde çalışan projeler yok. Ancak özellikle Avrupa'da yükselen fractional ownership dediğimiz parçalı sahiplik ve varlıkların tokenizasyonu kavramlarıyla birlikte Aetox örneğinde modeller de oluşmaya başlıyorlar. Peki Tuncay Bey, ne kadarlık bir yatırımla kuruldunuz? Bundan sonraki dönemde yatırımcılara, VC'lere açık mısınız? Biraz bundan sonraki dönemde Aetox'un hedefleriyle isterseniz tamamlayalım. Tabii, öncelikle geçmişten bahsedeyim. Biz 2019 Mayıs ayında tohum öncesi yatırımımızı alarak kurulmuştuk. Yaklaşık 700 bin liralık bir yatırım almıştık o zaman. 2 yılın ardından geçtiğimiz Nisan ayında ise 7 milyon değerleme ile yeni bir yatırım aldık. Ve şunu da söylemek istiyorum, ilk kez bu yayında söyleyeceğim. Mobil uygulamalarımızı geçtiğimiz hafta yayına aldık ve kullanıcılarımız artık Aetox'ta webden yaptığı bütün işlemleri uygulamalarımız sayesinde kolayca, rahatça yapabilecekler. Önümüzdeki süreçte ise uygulamalarımızın da çıkmasıyla beraber 5 aylık ciddi bir büyüme kazanmak istiyoruz. Çünkü o konuda da firma olarak yaptığımız yatırımlar mevcut. Kısa dönem içerisinde ise yeni bir ara tur planlıyoruz. Yatırımcı ilgisi gerçekten oldukça yüksek. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. Ve yeni aldığımız yatırımla birlikte ise daha fazla büyüyüp içerideki listelenmiş sanat eserlerinin çeşidini arttırarak aynı zamanda da yurt dışı tarafında özellikle Avrupa tarafında kullanıcılara da ulaşmak istiyoruz. Tuncay Bey çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Aetox için de hayırlı olsun tekrar projeler. İyi bir sene olsun. Evet, şimdi buradan Yolda.com kurucu ortağı ve CEO'su Volkan Özkan'a gideceğiz. Hoş geldiniz Zeyna.
Merhaba, teşekkürler, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii hep şöyle diyoruz, yani hem içeride hem dışarıda ticaretin olmazsa olmazı, belki de bütün o kan dolaşımını sağlayan damarlarsa bizde de tabii ki lojistik. Ve pandemiyle beraber buradaki çözümlere, dijital çözümlere, yeni projelere daha fazla tüm sektörler ihtiyaç duyuyor. O yüzden biraz dinleyelim, hem ben yolda.com'u sizden dinleyeyim hem de pandemi has dinamiklerden dolayı sektördeki genel gidişatı nasıl görüyorsunuz onu da sorayım. Peki, memnuniyetle. Aynen dediğiniz gibi, yani lojistik tarafı hiç durmuyor. Bunu en iyi şekilde bayramda da gördük. Hani bayramda diğer arkadaşlarla, sektördeki arkadaşlarla konuşurken hani işler nasıl gidiyor, tatil yapabiliyoruz derken biz yolda ekip olarak aslında ciddi bir hacim taşıması yaptık. Yani hep tüketim devam ettikçe aslında lojistik sektörler değişse bile her zaman devam ediyor. Biz lojistik tarafında aslında bir platform olarak çalışıyoruz. Yani yolda.com'u kurmamızın ana sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de ve dünyada da ciddi bir bireysel taşımacılık hacmi var. Yani bugün günde Türkiye'ye baktığımız zaman yaklaşık 450 bin tane taşımacılık yapılıyor. Kamyon, kırkayak, tır gibi işte çeşitli araç tiplerine böldüğümüzde. Ve binlerce lojistik şirketi bu taşımayı yapıyor. Binlerce lojistik şirketi yüz binlerce taşıma yapıyor günlük, bir gün içerisinde. Ve bu pazar ciddi anlamda fragmente olmuş, yani parçalanmış ve çeşitli terzi, tailor made dediğimiz terzi çözümlerine bölünmüş durumda. Biz yolda olarak aslında hiçbir aset sahibi olmadan, kendi depolarımız olmadan, kendi tırlarımız olmadan en akıllı planlamayı yapan ve bir taşımanın kime yönlendireceğini en akıllı şekilde yapan bir platform olma vizyonuyla yola çıktık. Ve çok da başarılı gidiyor, hani şükrediyoruz. Çok çok ciddi hacimleri yapabildik birinci senemizin içerisinde. Türkiye'de hani ilk yüzün içerisindeki dahi üreticiler bizimle çalışıyorlar. Peki Volkan Bey, biraz tabii burada hep bize katılan girişimlere, yani ister tohum aşamasında olsun, isterse artık scale up olsun, bu soruyu soruyoruz. Çünkü bizi izleyen, henüz girişimci olmamış ama projelerini hayata geçirmek isteyen birçok aslında girişimci var. Onlara da biraz yol göstermesi, vizyon oluşturması anlamında sermaye kurulurken ortaya konulan sermaye, ekip, know-how ya da dışarıdaki yatırımcılara ne kadar açıksınız? Yani tabii bunun tek bir doğru cevabı ya da tek bir altın anahtarı yok ama çoklu bir bileşim. Ama sizden dinleyelim biraz. Mesela yolda.com kurulurken sizin için olmazsa olmaz neydi bu süreçte? Benim genel olarak tavsiyem şu oluyor. Yani ben ilk girişimimi çok genç yaşta Almanya'da kurmuştum. 26 yaşındaydım. İlk girişimi kurduğumda bir mobil ödeme sistemiydi. Ve hani o güne geri baktığımda aslında çok çok fazla şeyleri yanlış yaptığımızı görüyorum ve çok erken bir aşama olduğunu düşünüyorum. Hani şansım vardı ki ortağım benden daha tecrübeliydi ve o zaman hani onun tecrübeleri sayesinde aslında daha başarılı olduk. Dolayısıyla bence girişim kurmadan önce verebileceğim en büyük tavsiye girişimde çalışmak. Hani öncelikle bir girişimin içerisinde bulunmak çok çok fayda sağlıyor, çünkü orada yapılan hatalardan siz de bir çalışan olarak tecrübe kazanabiliyorsunuz. Ve zor bir yolculuk. Hani dolayısıyla hani işler ne kadar çok iyi gidiyor, yani dışarıya karşı her şey çok iyi bir fikir buldu gibi görünse de biz kendi içerimizde aslında çok ciddi anlamda bir kan ter ve gözyaşı döküyoruz. Ve hani zaman zaman şeyi düşünüyoruz, ya biz bu kadar büyük bir pazarın içerisinde, hani milyar dolarlık şirketlerin olduğu bir pazarın içerisinde nasıl disrupt edeceğiz, nasıl işte yeni bir şey katacağız, bu çarkı nasıl değiştireceğiz, bu pastadan nasıl pay alacağız diye. Tabii ki sürekli bir beyin fırtınası içerisindeyiz ve düşüyoruz, kalkıyoruz, iki düşüyoruz, on çıkmak zorundayız. Dolayısıyla bu bir ciddi anlamda bir savaş psikolojisini de kendi içerisinde barındırıyor. Ve çok fazla alanlarda tecrübeler sahibi olmanız gerekiyor. Yani yatırım süreci yönetirken bir yandan şirketin pazarlama stratejisini de yönetmeniz gerekiyor. Bir yandan başka ülkeye açılımı planlamanız gerekiyor. Ekibi aynı anda büyütüyorsunuz, nakit akışınızı doğru düzgün planlamanız gerekiyor gibi zorlukları var. Ve dolayısıyla bir girişimde çalışarak aslında bu zorlukları öğrenebiliyorsunuz. Nasıl aşabileceğinizi öğreniyorsunuz. Bizim de yolda.com kurucu ekibi olarak aslında hem ortağım Murat Özsert'in hem benim ciddi anlamda girişimcilik tecrübemiz, kurumsal şirketlerde tecrübemiz bulunmaktaydı. Ve bu da bize iyi bir başlangıç, iyi bir rüzgar sağladı. Hani biz yoldayı Şubat 2020'de kurduk. Ve Mayıs 2020'de
830 bin dolar yatırım alabildik. Hani 2 ay içerisinde ürünü canlıya çıktık. Product market fit dediğimiz, yani ürünün pazar uyumluluğunu yakaladık. Yatırım aldık ve işi aslında tamamen 1,5 yıldır da işi büyütmeye odaklı ve şimdi Avrupa'ya açmaya odaklı bir şekilde ilerletiyoruz. Hani buradan tek cümleyle diyebileceğim, startuplarda çalışın, ondan sonra bu işe girmeyi en büyük verebileceğim tavsiye olur. Peki şimdi son bir iki dakika içerisindeyiz Volkan Bey. Bundan sonraki süreçte birkaç merak ettiğim konu var. O da şu: kurumsal şirketlerle sizin gibi startuplar ekosistemi nasıl pay alacaklar, nasıl paylaşacaklar aslında, bunu da merak ediyoruz. Çünkü her geçen gün aslında bu alanda yeni bir kurumsal şirket çözüm üretiyor ya da birçok startup var. O yüzden rakiplerle farkınız, bundan sonraki döneme dair hedefleriniz, biraz onu da sorayım. Pandemi lojistik sektöründe inanılmaz derecede şeyi çok etkiledi. Aslında lojistik hani biraz prediktif, hani öngörü ile iş yapmakla alakalı bir şeydir. Yani çok fazla sezonsal olur. İşte örneğin Adana'da karpuz dönemi olur. Ve bu karpuz dönemi içerisinde Adana'dan tır şoförleri tarım projesi için, işte karpuz için oraya yönelirler ve oradan taşıma yaparlar. Dolayısıyla oradaki üretim yapan fabrikalar spot araç talep etme durumunda kalırlar. Hani bu sezonsallık yaklaşık işte yüzyıllardır aynı şekilde olduğu için Türkiye'de bilinen bir şeydi. Ama pandemi hayatımızda aslında bu prediction dediğimiz konuyu çok fazla değiştirdi. Yani dolayısıyla aslında hani geçmiş yıllara, daha önceki benim Türkiye'deki lojistik sektörü deneyimlerime de baktığımız zaman eskiden hani daha öngörülebilir, şu sezon olduğu zaman bu olacaktır diyebiliyorduk. Ama artık pandemiyle birlikte aslında çok fazla spot on demand dediğimiz taşımacılık ciddi anlamda artış gösterdi. Bu yüzden de dijital platformlar aslında çok fazla ön plana geldi. Yani biz bugün baktığımız zaman bizim müşteri kitlemizin içerisinde de aslında ana tedarikçisi, lojistik şirketi, büyük lojistik şirketiyle anlaşması net olan ama spot ihtiyacı çok fazla öne çıkan müşteriler bizimle çalışmaya başladılar. Rakipler arasında burada bizim en büyük avantajımız ne dersiniz? Aslında biz bir girişim olarak 3 tane parametreyi bir araya getiriyoruz. Bir, çok sağlam yatırımcılarla iyi bir fundingle başlayan ve o funding sürecini, yatırım sürecini sürdürebilen bir ekip. İki, teknoloji altyapısı çok güçlü bir ekip. Hani şirketin kadrosunun neredeyse %50'si mühendis şu anda. 39 kişiyiz. Bu sene içerisinde 60'a çıkmayı planlıyoruz ve sadece mühendislik ekibiyle aslında büyüyoruz. Üç, domain ekspertizi. Yani dolayısıyla lojistiği aslında çok iyi bilen ve profesyonelleri için içerisine dahil etmiş bir ekip. Dolayısıyla bu DNA aslında pazarda diğer aynı işi yapan kurumsal rakiplerimize istinaden bizi ön plana çıkarabiliyor. Hani startup'ın DNA'sına sahip, aynı zamanda lojistiği biliyor, aynı zamanda güçlü bir sermaye getirebiliyor ve teknolojiyi çok daha iyi yapabiliyor. Çok teşekkür ediyorum Volkan Bey katıldığınız için. Yolda.com için de iyi bir sene olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Girişimcilik dünyasını burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.